Merhaba, ben Sevde. Bugün bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım sonunda. İlk yarım bıraktığım kitaplar videomda bazı kitaplardan bahsetmiştim ve hepsinin incelemesini çekeceğimi söylemiştim. Şu anda o inceleme videosunu çekiyorum. Bu arada kitapları ayrı ayrı incelemem daha düzgün olur, daha iyi olur, her kitap için ayrı video çek diyorsanız o zaman bana mutlaka yorumlarda yazın ya da Instagram'dan bir şekilde ulaşın. Ben de ona göre bir yol izleyeyim. Şu anda ilk videomda 4 kitap inceliyor olacağım. Şimdi o zaman vakit kaybetmeden ilk kitapla başlıyorum. Aslında bu videoda bahsedeceğim kitaplardan iki tanesi beni aşırı derecede etkiledi ve o iki kitapla ilgili çok uzun konuşacağımı tahmin ediyorum. Bu yüzden beni o kadar da etkilememiş olan, yani en azından diğer iki kitap kadar etkilememiş olan iki kitapla başlayayım diye düşünüyorum. Bilmiyorum anlatabildim mi şu an. Neyse, daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü ben böyle video çekerken akşam oluyor, ışık çok saçma sapan oluyor. Sonra beğenmiyorsunuz. O yüzden hızlı bir şekilde kitapları incelemeye geçiyorum. Şimdi ilk anlatacağım kitap Balzac'ın Sarasin adlı kitabı. Bu kitap aslında çok ince bir roman ve romanın özelliği romanın içerisinde farklı bir öykünün geçiyor olması. Yani şöyle söyleyeyim, 60 sayfalık bir kitap düşünün ama 40 sayfası aslında başka bir öyküyü anlatıyor. Kitap içinde kitap gibi bir durum var. O açıdan bu teknik benim hoşuma gitti. Yani kitabın içerisinde farklı bir öykü görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam çocukken falan okuduğum bazı kitaplarda vardı öyle birinin birine öykü anlattığı ama yetişkinliğimde okuduğum kitapların hiçbirinde, gerçi yetişkinde sayılmam, gençliğimde evet, gençliğimde okuduğum kitapların hiçbirinde böyle bir öykü içinde öykü durumu olmamıştı. Dolayısıyla Sarasin'de benim beğendiğim şey öykü içinde öykü olmasıydı. Bunu da aslında favoriler videomda söylemiştim. O yüzden kitabın içeriğine biraz geçiyorum şu an. Kitap 1830 yılında yayınlanmış. Dolayısıyla kitabın içerisinde geçen bütün olaylar da tam olarak o dönemde geçiyor. Aslında ben uzun zamandır böyle eski, yani daha klasik kitaplar okumamıştım. O yüzden o hissi almak çok hoşuma gitti uzun zaman sonra. Balzac'ın betimleme yeteneğini zaten kimse reddedemez. Dolayısıyla kitabın içerisinde o 1830'lardaki havayı çok iyi hissettim. Çünkü öyle betimlemeler var ki hani aslında şey değil, böyle Dostoyevski tarzı çok uzun paragraflarca betimlemeler değil ama bir cümlenin içerisinde birkaç böyle sıfat eklenmesiyle beraber oradaki havayı bize hissettiren türden betimlemeler vardı. O açıdan ben kendimi direkt böyle bu kitabın içinde geziniyormuş gibi hissettim. Kitap da şöyle başlıyor. 1800'lü yıllarda bir balo ortamı var. Böyle hepimizin kafasında bence canlanıyordur. O işte çok düzgün giyinmiş elit kadınlar, ne bileyim işte şapkalar olabilir, eldivenler olabilir falan. Benim kafamda öyle canlandı. Çok elit bir balo var ve bu balo ortamında herkesin yadırgadığı bir insan var. Bu insan çok yaşlı bir insan ve o insan ne zaman bir yerden geçse herkes arkasından konuşuyor. Bu kim ya? Gul yabani mi bu? Ne bu? Nasıl birisi? Yoksa cansız manken mi falan gibi insanlar onunla ilgili şaşkınlıklarını dile getiriyorlar. Kitap bu şekilde başlıyor. Ardından bu şaşkınlığın belirtildiği ortamda bir adamla bir kadının tanışmasına şahitlik ediyoruz ve sonradan baş kahramanımız olan adam kadına bir öykü anlatıyor. Bu öykünün ise sonu gerçekten insanı biraz şaşırtıyor. Özellikle ben hani bu dönemde yazılmış bir kitaptan beklemeyeceğim bir sonla karşılaştım. O da hoşuma gitti. Biraz modern diyebilirim, bilmiyorum. Şu an tam kelimeyi bulamadım ama gerçekten o dönemlerde çok görmediğimiz bir durumla karşılaşıyoruz o öykünün sonunda. O açıdan ben gerçekten çok sevdim. Gerçi kitap çok ince olduğu için böyle hani öykünün sonunda ne olacak acaba diye bir merak uyanmıyor sizde çok fazla. Çünkü biliyorsunuz ki kitabı zaten 20 dakika sonra bitireceksiniz. O açıdan Sarasin gerçekten beğendiğim bir kitap oldu. Geçiyorum bir diğer kitabım olan Ölüm Pornosu'nun incelemesine. Ölüm Pornosu'nun konusu aslında direkt adında gizli. Cassie Wright adında bir porno kraliçesi var ve bu kadın jübile yapmak için 600 farklı adamın bulunduğu bir porno filmi çekmeye karar veriyor. Filminin çekiliş anını biz kitapta 3 farklı adamın gözünden okuyoruz. Dolayısıyla aslında kitap her ne kadar porno üzerine kurulu da olsa çok böyle erotik ya da çok açık saçık bir şey beklemeyin. Daha ziyade aslında bu adamların her birinin Cassie Wright'la özel bir durumu var ve kitap boyunca o özel durumlarını, işte geçmişlerini vesaire düşünüyorlar ve kitabın içerisinde pornodan ziyade 3 farklı adamın gözünden farklı bir hikayenin yaşanışına şahitlik ediyoruz. Tabii ki kitap bir Chuck Palahniuk kitabı. Dolayısıyla çok böyle argo kelimeler ya da farklı bilgiler içeriyor. Aslında bu farklı bilgileri de ben beğendim ama onun dışında genel olarak bir işte yeraltı edebiyatının getirmiş olduğu daha argo, daha böyle ağır, daha sert bir dil tabii ki kitapta mevcut. Kesinlikle böyle çok temiz ve masum bir kitap diyemem ama zaten kitabın iddiası da o değil.
Dolayısıyla ben çok uzun zamandır yeraltı edebiyatı da okumadığım için yine bu kitapta biraz daha farklı bir evrene gittim. Kitapla ilgili hoşuma gitmeyen tek şey şu oldu. Kitap zaten okuyucuyu biraz rahatsız etme amacı güdüyor ve benim de rahatsızlık duyduğum bazı şeyler oldu. Özellikle Çakpalanyuk'un betimlemeyi biraz fazla abarttığı yerler var ki gerçekten kendinizi o ortamın içinde hayal edebiliyorsunuz. Yani hayal etmekten ziyade o ortamın ısısı, kokusu, ne bileyim havasızlığı, ya çok böyle insanın üstüne üstüne geliyor ve kitaptaki işte bazı bilgiler de dediğim gibi huzursuzluk verici olabiliyor. Kitabın misyonunun da biraz okuyucuyu rahatsız etmek olduğunu bildiğim için bunu bir başarı olarak gördüm. Gerçekten dediğim gibi uzun zamandır yeraltı edebiyatı okumuyordum. Biraz benim için farklı bir deneyim oldu bu kitabı okumakta. Çakpalanyuk'un bence başarılı kitaplarından biridir bu da. Şimdi geliyorum beni en çok etkileyen İki kitaba. Zaten favoriler videomda da söylemiştim ki bir tanesi çok çok ünlü bir kitap, onu sona bırakıyorum. Diğeriyle başlıyorum. Cidden ikisi de benim için çok vurucu kitaplar oldu. Hemen alıyorum elime ve başlıyorum. David Lodge'un Terapi adlı kitabı. Yani bu kitapla ilgili ben şimdi ne söylesem eksik kalır. Gerçekten bu videoyu yarım saat uzatabilirim bu kitabı anlatırken. Çünkü gerçekten muazzamdı. Yani şöyle muazzamdı. Kitap çok çok realist bir hikayeyi anlatıyor. Kesinlikle bu kitapta hani gerçek hayatta olmayacağını düşündüğünüz hiçbir şey gerçekten olmuyor. Dönem dönem böyle sizi umutlandırıyor. Hikayenin bir yerinde öyle bir yere bağlayacak gibi oluyor ki siz diyorsunuz yok artık falan. Tam o işte hikayenin getirdiği farklı bir yere bağlama güdüsü. Ama aslında olmuyor. En sonunda yine oraya bağlanmıyor ve siz de şunu söylüyorsunuz kendi kendinize, evet ya bu gerçek hayatta zaten olmazdı. Kitabın konusundan bahsetmem gerekirse, kitapta Lawrence Passmore adında bir yazar var. Bu adam yanlış hatırlamıyorsam 60'lı yaşlarında ve gerçekten hayatta çok başarılı görünen bir adam. Gerçekten çok varlıklı bir adam, düzgün giden bir ilişkisi var, işte yetişkin iki çocuğu var ve aslında bu adamın hayatında çok fazla bir problem yokmuş gibi görünüyor ama esasen adamın gerçekten içinde çok ciddi problemleri var. Bir gün ne olduğunu hiç bilmediği bir diz ağrısıyla doktora gidiyor ve bir sürü terapi almaya başlıyor. Aslında o yüzden kitabın adı Terapi, yoksa çok böyle hani psikolojik bir şeyi işlediği için değil. Daha ziyade kitabımızın ana karakteri olan Lawrence Passmore sürekli olarak farklı terapilere gittiği için kitabın adı bu şekilde koyulmuş. Kitap aslında Lawrence'ın gözünden bir günlük şeklinde gidiyor. Dolayısıyla kitabın içerisinde hakikaten bir bilinç akışı tekniğine yakın bir teknik var. Çünkü biz bir adamın aslında günlüğünü okuyoruz bu kitabın içinde ve o adamın bütün aklından geçenler, dönem dönem böyle geçmişi düşünmesi, flashbackler ya da çok başka bir insanla yaşadığı bir olayı düşünmesi, kitabın birdenbire oraya atlaması, yine totalde kronolojik bir sırayla ilerlerken aslında adamın beyninin içinde olduğumuz için arada geçmişi düşündüğünde geçmişle ilgili bazı bilgileri almamız bu kitapta çok güzeldi. Yani ben zaten bu tarz biraz daha böyle kişinin kendiyle alakalı olan kitapları çok seviyorum. Çünkü gerçekten kitapta kendinizden bir şey bulabiliyorsunuz. Ve bu kitabın ana karakterinde aslında birçok psikolojik problemi var. Anksiyetesi var, işte uykusuzluk çekiyor, panik atakları var. Bir ara çok ciddi bir paranoyaklığı oluyor vesaire. Hakikaten böyle kendinize yakın görebiliyorsunuz. Çünkü insan bazen öyle durumlara giriyor ki hakikaten normalde hiç vermeyeceği tepkileri verebiliyor ve verdiği tepkilerin neticesinde hayatı çok başka bir yöne gidebiliyor. Bu kitapta da onu gördüm ve gerçekten söylediğim gibi kitap boyunca inanılmaz bir gerçeklik var. Yani hiçbir şey umduğunuzun dışında olmuyor ama bir yandan da kitap okuduğunuz için hep şeyi bekliyorsunuz. Bir yerden vuracak şimdi. Bu şimdi çok alakasız bir yere bağlanacak. Şimdi işte anlayacağız ki şu kadın aslında bilmem kimmiş falan diye bekliyorsunuz. Hayır, gerçekten her şey çok olağan seyrinde gidiyor ve aslında vurucu olan şey de kitabın bu realistliğiydi. Bu yüzden de ben kitaptan gerçekten çok etkilendim. Yani çok bilmiyorum ya, kendimi buldum sanırım kitabın belli başlı yerlerinde. Kitapta özellikle de Lawrence'ın böyle geçmişi dönüp düşündüğü, işte bir 40 yıl öncesini, lisede yaşadıklarını, işte lisedeki sevgilisini düşündüğü bazı yerler var. Ya da işte kitabın sonlarına doğru eski mahallesini ziyaret edişi ve oraya gittiği anda aslında yıllardır uğramadığı o mahallenin nasıl da değiştiğini gördüğü bir an var. O kadar güzel yansıtılmış ki gerçekten o nostaljik hissiyatı, o hayal kırıklığını çok içten hissedebiliyorsunuz kitapta.
O açıdan ben hakikaten çok sevdim. David Lodge'u daha önce hiç okumamıştım ama bundan sonra kesinlikle okuyacağım bir yazar. Hakikaten bu tarz kitapları seviyorsanız, yani biraz daha böyle kişinin kendisiyle alakalı olan, biraz daha kişinin gözünden görülen, hani daha realist, daha insanın kendiyle olan dertlerini işleyen kitapları seviyorsanız kesinlikle tavsiye edeceğim bir kitap ve bilmiyorum neden bu kadar geç okudum ama gerçekten bundan sonra benim başucu kitaplarımdan biridir. Şimdi geliyorum bu kitaplar arasında en ünlü, en böyle herkesin bir şekilde bir yerde gördüğüne emin olduğum ve gerçekten hepsinden belki de daha başarılı kitaba, Ursula Le Guin'in Mülksüzler adlı kitabı. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim öncelikle. Ursula Le Guin'i geçtiğimiz aylarda kaybettik ve benim için gerçekten çok farklı bir yeri olan bir yazardı ki bence gerçekten Ursula Le Guin'i okuyan herkes için farklı bir yeri vardır. Öyle farklı bir kadındı, çok değerli bir yazardı. Bu yüzden beni Ursula Le Guin'in ölümünden sonra bu kitabı okumak biraz farklı etkiledi. Çünkü ben bu kitabı okumaya başladığım dönemde tam Ursula Le Guin'i kaybetmiştik. Neyse, Ursula Le Guin'i de böyle bir andıktan sonra kitabı anlatmaya geçiyorum. Bu kitap gerçekten her açıdan farklı bir kitaptı. Hem bir politik bilim kurgu romanı, hem distopya, ütopya gibi ögeleri içinde bulunduruyor. Hem yazım dili ve kitabın gidişatı biraz farklı. Yani kitap boyunca aslında hep alışık olduğumuz o kronolojik dizilim burada mevcut değil. Çünkü kitap Urras ve Anares adında iki farklı ülkede geçiyor. Ve bir bölüm mesela Urras'ta geçerken diğer bölüm birdenbire Anares'te geçebiliyor. Dolayısıyla o iki bölüm birbiriyle kronolojik olarak arka arkaya gelmiyor aslında. O anlamda kitapta biraz bir karmaşa yaşayabiliyorsunuz. Yani kendi kendinize şunu sorabiliyorsunuz. Bir dakika ya, az önce ana karakter işte 20 yaşındaydı, şimdi 30 yaşında falan diyebiliyorsunuz. O kronolojik sıralamanın biraz farklı olmasından kaynaklanıyor. Ama kitaba alıştıktan sonra böyle bir sıkıntı asla kalmıyor. Zaten daha önce Ursula Le Guin okuduysanız kesinlikle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sadece siz de bu kitabı okuyacak olursanız, ben buradan söylemiş olayım, gerçekten kitabın kronolojik sıralaması biraz farklı. Ona dikkat ederek okuduğunuz takdirde hiçbir sıkıntı kalmayacaktır diye düşünüyorum. Kitabın içeriğine gelecek olursam, Urras ve Anares adında iki farklı ülke var ve bu iki farklı ülkeye de giden bir ana karakterimiz var. Bu ana karakter bir bilim adamı. Kendi ülkesinde bulmuş olduğu bir bilimsel kuram nedeniyle bir başka ülkeye çağrılıyor, davet ediliyor ve iki ülkeyi de aslında görebilmiş oluyor. Bu ülkelerin özelliği ise şu şekilde: Anares tamamen anarşist bir ülke, Urras ise tamamıyla kapitalist bir ülke. Dolayısıyla ikisi arasında taban tabana bir zıtlık var. Yazar bize kitap boyunca şunu sorgulatıyor aslında: bir ülkenin ideolojisi her ne kadar hoşumuza gitse de bir şekilde çıkan sıkıntılar nedeniyle asla ütopyaya yaklaşamıyor. Yani şöyle bir durum oluyor: ideoloji ne olursa olsun, siz bir ideolojiyle asla ütopyayı yakalayamazsınız, asla mükemmeli yakalayamazsınız. Bunu fark ediyoruz kitap boyunca. Çünkü Urras her ne kadar kapitalist bir düzene sahip de olsa, olağanüstü bir iktidar, işçilerin ezilmesi, aslında biraz da bu dünyada alışık olduğumuz bir takım şeyler Urras'ta biraz daha abartılmış şekilde yaşanıyor. Ve bütün bunlar bu şekilde olsa da Urras mesela doğal kaynaklar bakımından inanılmaz zengin bir ülke. Yani gerçekten doğası açısından gerçekten insanların elde edemediği hiçbir şey yok. Ancak Anares her ne kadar anarşist de olsa, daha kolektif şekilde, daha böyle insanların kendi ahlaki kuralları çerçevesinde geliştirdikleri bir mekanizma ile yürütülüyor da olsa, Anares'te de hiçbir şekilde bir doğal kaynak yok. Ciddi anlamda sıkıntılı bir ülke ve mesela Anares'te mülkiyet kavramı o kadar yok ki siz doğan çocuğunuza isim bile veremiyorsunuz. Her insanın ismi bilgisayarlar tarafından veriliyor ve Anares'te de aslında biraz böyle iktidarı ve mülkiyet kavramını tamamen yok sayma durumundan dolayı çok absürt şeyler yaşanabiliyor. Dolayısıyla iki ülke arasında da aslında bu zıtlıklar bize sürekli olarak ne taraf ütopya, ne taraf distopya ya da iki taraftan biri herhangi bir şekilde ütopya olabilir miydi sorusunu sorduruyor. Dolayısıyla kitap boyunca hem ideolojileri sorguluyorsunuz, hem hayatta sahip olduğunuz ahlak kavramını, değer yargılarını, iktidar kavramını, mülkiyet kavramını gerçekten
çok ciddi anlamda sorguluyorsunuz. Size bütün bu sorgulamaları yaptırırken bir yandan da çok başarılı bir bilim kurgu romanı olmayı sağlamış bir kitap. Bu nedenle ben hakikaten çok etkilendim. Bilmiyorum yani kitap üzerine söyleyebileceğim çok çok daha fazla şey var. Kitapla ilgili biraz araştırma yaptığınızda farklı bilgilere de ulaşabiliyorsunuz. Mesela kitabın adı aslında Dostoyevski'nin Türkçe'ye Ecinliler olarak çevrilen The Possessed romanına bir cevapmış. Çünkü mülksüzlerin de İngilizce adı The Dispossessed ve Ursula Le Guin Dostoyevski'ye bir cevap vermek istemiş bu kitapla. Aynı zamanda kitaptaki bu iki ülkenin adı da belli başlı şeylerden gelmiş. Anares kelimesi anarşizmden gelirken Uras kelimesi yani kapitalist olan ülkenin adı da Amerika ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne de bir gönderme yapmış Ursula Le Guin. Bu anlamda kitabı biraz incelediğinizde ve araştırdığınızda da çok daha farklı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Her açıdan çok etkileyici ve çok dolu dolu bir roman. Ben hakikaten bu kitap bittiği için çok üzüldüm. Hani bunun böyle bir seri halinde gitmesini isterdim. Dolayısıyla artık diğer okumamış olduğum Ursula Le Guin kitaplarıyla yetinmek durumundayım. Ama dediğim gibi gerçekten ütopya, distopya, bilim kurgu hepsi bu kitapta mevcut. Kesinlikle ve kesinlikle okumanızı gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Daha ne kadar şiddetli bir cümle kurabilirim bilmiyorum. Gerçekten kesinlikle okuyun bu kitabı. Kitap incelemelerim bu şekildeydi. Umarım hiçbir kitapla ilgili yanlış bilgi vermemişimdir. Çünkü gerçekten kitap incelemesi yapmak bana biraz gergin geliyor. Çok ciddi yazarların yazdıkları baya baya hani başyapıtlarla ilgili burada ben sevde olarak bir şeyler söylüyorum falan. Biraz böyle haddime değilmiş gibi geliyor. Ama kendi düşüncelerimi ve bana hissettirdiklerini bu kitapların size aktarmak istedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu arada kesinlikle sizden bu kitapların tek tek mi incelemesini yapayım yoksa dörder dörder mantığı iyi mi? Onunla ilgili mutlaka bir yorum bekliyorum. Onun dışında bugün salona terfi ettim. Bunu fark etmişsinizdir herhalde. Arka planım değişti. Çünkü odamda biraz böyle kamerayı falan ayarlamak zor oluyordu. Salon biraz daha geniş olduğu için çok daha kolay oldu benim açımdan. Bu arka planı beğendiyseniz bundan sonra ara sıra bu arka planda video çekebilirim. Onunla da ilgili mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.